İmam Hüseyin, mazlum Hüseyin, İmam Hüseyin, masum Hüseyin. Celdin Muhammed'e kurban olayım, yüce can Ahmed'e kurban olayım. O celdin ki senin ağlamana bile tahammül etmezdi. Müslümanlara hutbe okuyor minberin üzerinde. Aniden gördüler, seriyen minberden indi aşağıya, dışarıya koştu Allah'ın Resulü. Herkes şaşırdı, ya Rabbi ne oluyor acaba? Herkes şaşkın gözlerle bakıyor, bekliyor. Bir de gördüler kapılar açıldı. Allah'ın Resulü Hüseyin'i almış kucağına. Yaşlı gözlerle girdi içeriye, çıktı minberin üzerine. Minberin üzerinden Hüseyin'in ağlama sesini duymuş Allah'ın Habibi. Oturttu dizlerinin üstüne, seslendi Müslümanla, siz bilmiyor musunuz? Ben bunun ağlamasına bile tahammül edemiyorum. Bir gün geçiyordu yolda ashab, baktılar Resulullah bir çocuğu öpüyor, okşuyor, muhabbet ediyor. Şaşırdılar, ya Resulallah, bu çocuğun özelliği nedir? Neden bu kadar ilgi, alaka? Buyurdu, bu çocuk Hüseyin'imin arkadaşıdır. Hüseyin'imin yoldaşıdır. Ondan böyle buna muhabbet ediyorum. Yani Müslümanlar, siz de Hüseyin'e yoldaş olun, arkadaş olun, ondan ayrılmayın, onu incitmeyin, onu hoşnut etmeye çalışın. Baban Murtaza'ya her şeyim selam, Rabbim bizi ondan etmesin cüda. Ruhumuz canımız anan Fatıma, yolumuza ışık odur daima. Yeni dünyaya geldiğinde Cebrail aleyhisselam Allah'ın emrine indi Resulullah'a. O haberleri iletti, Resulullah'a ağlattı. Sonra Resulullah buyurdu, yanındakilere dikkat edin, bu haber Fatıma'ma ulaşmasın. Anadır, ananın böyle haberlere tahammülü çetin olur. Ama haber ulaştı bir şekilde Zehra-i Merziye'ye. Ağlar gözlerle geldi babasının huzuruna, babacığım ulaştı haberler bana. Baba, söyler misin ne zaman bu olay vuku bulacak? Hüseyin'im o şekilde şehit olacak.
buyurdu Fatıma. Bu olay o zaman vuku bulacak, yine ben dünyada olacağım, ne sen ne de babası Ali. Baba bir sorum var sana, acaba o zaman benim Hüseyin'ime ağlayan olacak mı? Ona matem tutan olacak mı? Buyurdu Fatıma'm gam yemem, ümmetimden birileri olacak, erkekler Hüseyin'e ağlayacak, kadınları da kızın Zeynep'e. Canlar kurban o izzetli bacına, Zeynep'in bağrını yakan acına. Susuldu dağına kurban olayım, solmuş gül bağına kurban olayım. Hüseyin'im kurban olan üryan kalan laşına, mızrak başındaki nurlu başına, o güzel adına kurban olayım, mazlum seccadına kurban olayım. Bedeline konan tozlara kurban, aşkınla nurlanan yüzlere kurban. Hüseyincan sana mezar olan çöllere kurban, gamında bükülen ellere kurban. Kurban kollarına Sadi Abbas'ın, yaktı bizi Hüseyin matemin yazın. Minik askerine kurban olayım, kim görmüş alemde hangi komutanın altı aylık askeri olsun. Minik askerine kurban olayım, yanan ciğerine kurban olayım. Aslan yiğidine Ekber'e kurban, canlar o şiddete Gamber'e kurban. Hüseyin'im mazlum imamım, zincirle bağlanan ellere kurban. Susuzluktan solan güllere kurban. Yarenindeki o vefaya kurban, Kerb-u Bela namlı Mina'ya kurban. Kırbaçla dövülen tenlere kurban, başsız kefensiz bedenlere kurban.
sen can, sana kurban olan canlara kurban, kılıçlara galip kanlara kurban. Zeynep'in gittiği yollara kurban, Zeynep'in gittiği yollara kurban, zulümden perişan hallere kurban. Yanan çadırların külüne kurban, Rukeyye'nin şirin diliyle kurban. Baba vay nalesi yaktı bizleri, yaş yerine kanallattı gözleri. Şam'da yorgun düşen naşla kurban, o minicik mezar taşına kurban. Şam'da yorgun düşen naşına kurban, o minicik mezar taşına kurban. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabil